kontrol, ses ve görüntü kontrol. Ses kontrol, görüntü kontrol. Ses ve görüntü var mı arkadaşlar? Var. Şimdi beni çok iyi izlemenizi istiyorum. Çok 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 önemli bir kavram. Şimdi şu buz su durumuna gelelim arkadaşlar. Buz su durumuna gelelim. Tuğba. Tuğba. Başka? Baban? Kardeşlerin? Allah senin davul etsin. He? Evet Tuğba. Hadi devam et. Bekliyoruz mesela. Bizi informe et, bilgilendir. Kim ne yapıyor? He? Hadi. Bekliyoruz. Tuğba. Bence de Dilek, bence de. Allah. O ne demek? Annem çikolata yiyor. Allah Allah. Çay var. Evet, o da olur, o da olur. He, dur, dur, dur. Tamam, şimdi anladım. Kalsın ha. Kalsın yazınca anladım zaten. Doğru. He. Çocuğuna çikolata vermiyor. Kendisi çikolata yiyor. Çocuğuna da yazdırıyor. Abi ne kötü anneler var şu dünyada ya. Tuğba, çocuğa vermiyor mu? Buse'ye vermiyor musun çikolata? Ya yeminle arkadaş. Ya arkadaş siz ya Kasım hemen ben hiç çakamadım. Ben orada şey yani kim ne yapıyor böyle bizi informe ediyor falan. Vay be. Buse sana yok mu çikolata Buse? Buse. Var mı? İyi tamam o zaman. Afiyet bal şeker olsun. Afiyet olsun. Yiyin yiyin de şişin. Tamam mı ana kız? Heh, yiyin de şişin. Oldu mu şimdi? Yiyin çikolatayı şişin. Heh. Şimdi izleyin bakalım burayı. Demek ki enerjiyi de aldı Tuğba. Şimdi acayip anlayacak bakın. Sular seller gibi anlayacak şimdi bak anlattığımı. İyi izleyin. Şimdi buzun ve suyun yoğunlukları, bununkine 1 alıyoruz yoğunluğunu. Bunun 0,9 diyoruz ya sorularda genelde. Şimdi iyi izleyin. Aynı kütleye sahip olabilmeleri için, aynı kütleye sahip olabilmeleri için su arkadaşlar 9V ise buz 10V oluyor. Bakın dV bunlar D değerleri. dV çarpımları aynı görüyorsunuz değil mi? dV çarpımları aynı. Yani 10'luk buz 10V'lik buz eridiğinde 9V suya dönüşür. 9V su eridiğinde 10V buza donduğunda 10V buza dönüşür. Bu çok önemli. Bize bu ne sağlıyor? Çok iyi izleyin. Bakın, eridiğinde hacmi küçülüyor. Bu bir istisnadır. Bu bir istisnadır. Bundan sonraki ünitede daha detaylı inceleyeceğiz bunu genleşme muhabbetinde. Bu bir istisnadır. Normalde eriyen şeyler, sıvılar genel olarak hacimlerini büyütürler. Donarken de küçültürler. Su mesela bir H2O istisnadır bu konuda. Tabii ki bilir Şahin. Şimdi o yüzdendir ki bu istisnadan dolayı da katısı kendi sıvısının içinde yüzer. Katısı kendi sıvısının içinde yüzer. Bakın şimdi. Bu su olsun.
Suyun içine ben buz atarsam arkadaşlar, suyun içine buz atarsam, şimdi yoğunluklarına bakın. Bunun yoğunluğu 0,9, bunun yoğunluğu 1 ya. Onda 9'u batar, onda 1'i çıkar. Bu şekilde yüzer bu amcam. Bu şekilde durur. O yüzdendir ki bu buzu eritirseniz zaten 9 üyelik su olacağı için burayı doldurur. Dolayısıyla seviyede herhangi bir değişim meydana gelmez. Anlatabildim mi? Şahin, azalmaz. Yapma öyle. Ha. Anlaştık mı? Yani bu bir istisna durum. Şimdi beni iyi izleyin. Ben diyorum ki, şimdi şu su buz muhabbeti tamamsa, 3 tane çok önemli şekil vereceğim şimdi size. 3 tane çok önemli şekil vereceğim. İyi izleyin. Her birini ayrı ayrı düşünün. Bir tahta blok var. Bunlar hep tahta blok arkadaşlar. Suyun içinde bu şekilde duruyorlar. Üzerlerinde de birer bilye var. Bunlar da birer bilyeler. Şimdi birinci bilyeyi, ikinciyi ve üçüncüyü tahta takozun üzerinden alıp suya bırakacağım. Birinci bilye yüzen bir bilye, ikinci bilye askıda kalan bir bilye, üçüncüsü ise dibe batan bir bilye olsun yoğunluk olarak. Birincisi yüzüyor, ikincisi askıda, üçüncüsü dibe batıyor. Bu tahta takozun üzerinden alıp suyun içine bıraktığım durumda bu su seviyeleri nasıl değişir? Karşılaşabileceğiniz en pis kaldırma kuvveti sorularından biridir bu. Yani bu şekiller şu hale alacaklar. Tahta takoz, cisim yüzüyor. Tahta takoz, cisim askıda. Tahta takoz, cisim dibe batıyor. Seviyeler nasıl değişir? Biri soruyu anlamadın mı dedi. Ha, anlamış, tamam. Arkadaşlar, alıyorum, atıyorum, seviyeleri inceleyeceğim. Çok iyi izleyin şimdi beni. Çok iyi, çok iyi beni izleyin. Diyorum ki, iki cismi tek cisim gibi kabul edelim hep. İki cismi tek cisim gibi kabul edelim. İki cismi tek cisim gibi kabul edelim. Şöyle yuvarlakların içine aldım. Toplam ağırlığa G dersem toplam ağırlık değişmiyor. Doğru mudur? Hiçbirinde toplam ağırlık değişmeyecek. Eskiden neyse toplam ağırlık hala aynıdır. Peki, kaldırma kuvvetlerini yazalım şimdi. Birinci şekilde kaldırma kuvveti G iken yine G olur. İkinci şekilde kaldırma kuvveti G iken yine G olur. Üçüncü şekilde kaldırma kuvveti G iken kaldırma kuvveti G'den az olur. Neden? Çünkü burada da bir tepki var ekstrada. Toplam kaldırma kuvvetinden bahsediyorum. İkisine uygulanan toplam kaldırma kuvvetinden bahsediyorum. Tamam mı? Şimdi beni çok iyi izleyin. FK eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G. Her birine yazalım bu ifadeyi. Her birine bu ifadeyi yazalım. Çok iyi izleyin. Gezegen üçünde de nasılsa değişmiyor. Sıvı yoğunluğu nasılsa üçünde de değişmiyor. Birinci şekilde kaldırma kuvveti de değişmiyor. İkinci şekilde de değişmiyor. Üçüncü şekilde kaldırma kuvveti azalmış oluyor. O cismi alıp sıvının içine, suyun içine bırakmamla.
Eskiden G kadardı kaldırma kuvveti, şimdi G'den az oldu. Toplam kaldırma kuvvetinden bahsediyorum. O zaman ne anlama gelir bu? Easy. Burada V batan değişmez. Burada V batan değişmez. Burada V batan azalmalıdır. Yani easy. Şu yeşille boyadığım yerin hacmi neyse, şu iki yeşille boyadığım hacim aynı hacimdir arkadaşlar. Yani tahta biraz yukarı çıkmıştır üzerinden bilyeyi aldığım zaman. Ama tahtanın boşalttığı hacim kadar yeri gelen cisim bilye tekrar doldurmuştur. Dolayısıyla yani toplam batan hacimde değişim olmaz. Anlatabildim mi? Aynı şekilde bakın. Bu hacim ne kadarsa tahtanın battığı, bunun bütün hacmiyle bunun batan hacminin toplamı da eşit arkadaşlar. Çünkü kaldırma kuvveti değişmiyorsa toplamda batan hacmin değişmesi için bir sebep yok. Kaldırma kuvveti değişmiyorsa o zaman batan hacim değişmemeli toplamda. Üçüncüye bakalım. Arkadaşlar bu yeşil hacimle şu pembe hacimler aynı değil. Bu pembe hacimlerin toplamları azalmış. Yani batan hacim azalmış. O zaman birinci de seviye değişmez, batan hacim değişmediği için. İkinci de seviye değişmez, batan hacim değişmediği için. Üçüncü de batan hacim azaldığı için seviye düşer. Anladınız mı? Parmağını düşünsene. Batan hacmi azalt, seviye düşer. Batan hacmi artır, seviye artar. O zaman ilk ikisinde seviye değişmezken üçüncü de seviye düşer arkadaşlar. Bakın, baktığımız şey şu. Toplam ve batana bakacaksınız. Toplam ve batana bakın. Kaldırma kuvveti değişmiyorsa toplam. Pardon. Toplam kaldırma kuvveti değişmiyorsa toplam V batan değişmez. Toplam kaldırma kuvveti azalıyorsa toplam V batan azalır. O halde olacak şey nedir? İlk ikisinde seviye değişmez, üçüncüsünde seviye düşer. Hiçbir zaman seviye artışı meydana gelmiyor bakın. Ya seviye değişmez ya da seviye aşağı iner. Arkadaşlar, herkes de var mı şu görüntü sıkıntısı? Herkes de donuyor mu görüntü? Bakın olmayan da olmuyor. O zaman sizin internet probleminiz de var arkadaşlar. Şimdi o zaman soruyu değiştiriyorum. Bakın şimdi bu soruyu türetelim. Bu bilgiyi türetiyorum. Pis soru yaratıyorum şimdi bakın. Pis soru yaratıyorum. Sorum şu. Tahta blok. D yoğunluklu sıvının içinde vazgeçtim. 2D yoğunluklu sıvının içinde yüzüyor. Tahta, Elif bir dur, sakin Elif, kaç aylıksın sen? Hele bir dur. Bu tahta bloğun üzerinde de şöyle bir kap var. Tamam mı? Bir kap var. Kabın içi sıvıyla dolu, şurada musluk var. Şimdi sorum şu. Bu kabın içindeki sıvı. Birazdan o musluğu açacağım. Musluğu açacağım. Sıvı seviyesinin nasıl değiştiğini soracağım. A şıkkında kabın içindeki sıvının yoğunluğu D. B şıkkında kabın içindeki sıvının yoğunluğu 2D. C şıkkında kabın içindeki sıvının yoğunluğu 3'te. Bunları ayrı ayrı düşünün. Çeşmeyi açarsam seviye ne olur? Çeşmeyi açarsam seviye ne olur? Sıvılar karışmıyor, onu da söyleyeyim. Sıvılar karışmıyor. Aynı mantık Harun. Bak bakalım.
Ya sıvıyı sıvı olarak görmeyin. A şıkkında sıvı yukarıda kalıyor, yani yüzüyor. A şıkkında seviye değişmez. B şıkkında sıvı askıda kalıyor. Seviye değişmez. C şıkkında sıvı dibe batıyor. O zaman seviye düşer arkadaşlar. Anladınız mı demek istediğim şeyi? Yani böyle de türetebilir bu soruyu. Bu soru sağdaki anlattığım şeyin türetilmiş hali. Katı değil de bilye olarak değil de sıvının içine sıvı akıtıyor. Bir böyle bir yüzen bir şeyinden sıvı akıtıyor. Bak, kafa karıştırmaya çalışıyor senin. Sen öyle bakmayacaksın. Akan sıvının konumuna bak. Yukarıda mı durur? Askıda mı durur? Dibe mi iner? Yani sıvıyı sıvı olarak bakma. Bir madde cisim olarak düşün. Yüzer mi? Askıda mı kalır? Dibe mi batar? Yüzerse seviye değişmez. Askıda kalırsa seviye değişmez. Dibe batıyorsa seviye düşer. Bu karşınıza gelebilecek en pis sorulardandır. Peki, Elif, şimdi alayım sorunu. Elifçim, ne soracaksın Elif? Elif 10 günlük doğmuş arkadaşlar, biliyorsunuz. 9 ay gibi bir erken doğum söz konusu. O yüzden şey yapamıyor, sabredemiyor. Evet Elif. Dinliyorum. Hocam, diğer şekillerde batan kutu şekillerin mesafelerini bulabilir miyiz? Ne diyorsun Elif? Bana bir daha anlat. Ben anlamıyorum Elif senin. Yani Elif'in yazdığını anlayan var mı arkadaşlar? Bana çevirebilen çıkacak mı? Çevirir misiniz Elif'in sorusunu? Elif, fizik dersindeyiz. Ben soruyu anlamadım ki. Batan kutu şekillerin mesafelerini bulabilir miyiz? He. He. Sayısal değer lazım Elif. Aynı şeyin dediği gibi. Kimdi Donyal? Tuğba'nın dediği gibi. Elif, o bambaşka bir soru tipine girer. Bambaşka bir soru tipine girer. Cisim ne kadar yükseldi, ne kadar şey yaptı falan filan. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Yine bakın, kolay bir konudur Arşimet ama kılyum tarafı fazla. Yani dikkat etmeniz gereken şeylere bakın. Aklıma gelen bildiğim ne varsa söylüyorum size. Dikkat etmeniz gereken soru tipleri. Mesela bak, bambaşka bir soru. Çok da, hatta şöyle yazayım. Çok pis soru. Çok pis soru. Ama mesela Tuğba ile Buse hemen yaparlar çikolata yedikleri için. Şimdi kapalı bir Bu bir kapalı kap. Biraz kötü çizdim, değil mi? Neyse. Şurasında musluk var ama. Tamam mı? İyi izle bakalım. Bunun içine şöyle bir buz parçası. Şurada su var. Şurada da bir gaz var. Tamam mı? Su, buz, gaz. Gazın şu şey, buzun şu sıvı içindeki hacmine H diyelim. Suyun yüksekliğine X diyelim. Gazın basıncına P gaz diyelim. Gazın basıncına. Bak 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 bak. Harun'a bak. Gaz basıncı azalır. Bak bak bak. Harun, daha soruyu söylemedim. Bak. Harun, buzu eritmem bak. Bak, suyu dondururum Harun. Kendine gel oğlum, bir sakin la, bir dur, sakin sakin dur, sakin. Ana. Bak, buzu eritmem bak. Ha. Şuraya bir A noktası koydum. A noktasındaki sıvı basıncına da P sıvı dedim. A noktasındaki toplam basıncına da P toplam dedim. Şimdi iyi izleyin. A şıkkı. Gazın kaldırma kuvveti, gazın kaldırma kuvveti ihmal ediliyor. D şıkkında ise gazın
kaldırma kuvveti ihmal edilmiyor. Gazların da kaldırma kuvveti vardır. Mesela uçan balon nasıl uçuyor? Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Uçak nasıl uçuyor? Anlatabildim mi? Ama A şıkkında oradaki gazın kaldırma kuvvetini ihmal edelim. B şıkkında etmeyelim. Sorum şu. Sorum şu. Buzu eritmeyeceğim abiciğim. Buzu eritmeyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Dışarıdan içeriye musluğu açacağım. Harun, bunu sen istedin. Musluğu açacağım. Dışarıdan içeriye püf diye yeni gaz göndereceğim. Dışarıdan içeriye yeni gaz göndereceğim. Tamam mıdır? Böyle yapınca H, X, P gaz, P sıvı ve P toplam o A noktasındaki nasıl değişir diye soruyorum. Her iki şekilde de. Bunların nasıl değiştiğini soruyorum. Şimdi beni çok iyi izleyin. Eğer, bak şimdi, öğrencilerin en büyük yaptığı hatayı anlatacağım öncelikle size. Sizin de birçoğunuz şu anda düşüyor. Bir sürü insansınız burada. Birçoğunuz şu tuzağa düşecek. İçeriye bak. Bak tuzağa, bak düştüğünüz tuzağı anlatıyorum. Haş artar diyeceksiniz. Aynen öyle bak Meral. Haş artarsa zaten x de artar diyeceksiniz. Birçoğunuz bunu diyecek eminim. Çünkü şöyle düşünüyor bu soruyu gören öğrenci. Bak, iyi dinle beni. Dışarıdan içeriye gaz gönderiliyor. Şimdi bu gaz cismin üzerine böyle basıyordu, basınç uyguluyordu. Gaz taneciklerinin sayısı artınca gazın basıncı artar. Oo, çok iyi yoldayım, harikayım. Daha çok bastırır o gaz. Daha çok bastırdığı için de buz suyun içine daha çok girer. Dolayısıyla da H artar. H arttığı için de X artar. Böyle düşünürler. Buradaki hata nerede? Öğrencilerin tipik hatasıdır bu. Buradaki hata nerede? Gazın basıncı artar diyor. Gazın basıncı artar diyor. Gaz daha çok bastırır diyor. Dolayısıyla cisim, yani buz, daha çok girer diyor. Abi biri dışarı gaz da çıkar diyor ya Rabbim. Elif, dışarıdan içeriye gaz gönderirken içeriden dışarıya nasıl çıksın? Ben gönderiyorum. İçeriden çıkmasına izin vermiyorum. Ben gönderiyorum içeriye. Elif. Bir kere. Gaz moleküllerinin sayısı arttığı için gaz arkadaşlar basıncını artırır. Bu kesin. Bunda sorun yok. Ama gaz basıncı buradan vuruyor ya. Gaz basıncı buradan da vurur. Gaz basıncı buraya da iletilir. O yüzden yukarıdaki gaz basıncı artarsa aşağıdan Pascal prensibiyle olan da artar. İletiliyor ya Pascal prensibiyle. Fark doğmaz. Fark doğmayacağı için o gazın yukarıdan daha fazla basmasının bir hükmü yok. Aşağıdan da aynı miktarda artıyor, aynı oranda artıyor. Dolayısıyla ve aynı zamanda da gazın kaldırma kuvveti ihmal edildiğine göre sadece suyun kaldırma kuvveti önemli burada. Suyun kaldırma kuvvetinin değişmesi için bir sebep yok. Dolayısıyla H ve X sabit kalır. Anlaşıldı mı? Cisim daha fazla inmez aşağıya. Dolayısıyla suyun yüksekliği aynı kaldığı için basıncı aynı kalır. Ama toplam basınç artar. Neden? Toplam basınç çünkü P sıvı artı P gaz. P sıvı değişmedi ama P gaz arttığı için toplam basınç arttı. Anlaşıldı mı? Sıvıyla gazın toplamına bakacaksınız. A noktasındaki toplam basınç için. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. İyi izle burayı.
Eğer gazın kaldırma kuvvetini ihmal etmiyorsa. Şimdi bir bakalım. Kaldırma kuvveti. V batan DG. Burada D gaz olarak kullanacağım. Gazın yoğunluğunu kullanacağım. Gazı sıvı gibi düşünün. Şimdi gezegen değişmedi. İçeriye gaz gönderdikçe gazın yoğunluğu artar. Doğru mu? Gaz yoğunluğu arttığı için bu cisim yukarı doğru kaldırılır. Yani H küçülür. Anladınız mı dediğim şeyi? Yukarıdaki gazın kaldırma kuvveti artarsa sıvının kaldırma kuvveti azalmalı. Neden? Bakın şimdi. Aşağı doğru bakan ağırlık eşittir. Fk gaz artı Fk sıvı. Cismin ağırlığı sabit bir sayı. Gazın yoğunluğu artarsa kaldırma kuvveti artar, sıvının kaldırma kuvveti azalmalıdır. O zaman gaz içindeki hacim artmalı, sıvı içindeki hacim azalmalıdır Harun. Anladın mı? Toplamları sabit kalacak çünkü ağırlık kadar. Aynen öyle Meral. Gazı başka bir sıvı gibi düşünün. Yani hani ben size bir şekil vermiştim ya. Katman katman sıvılar, işte bu 2D yoğunluklu, bu 3D yoğunluklu gibi. Katman katman sıvılar olarak düşünün. İki tane kaldırma kuvveti uygulanıyor. Yukarıdaki sıvı bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Aşağıdaki sıvı başka bir kaldırma kuvveti uyguluyordu hani. Buna F1 dersen, şuna F2 dersen, aşağıya da ağırlık dersen G eşittir F1 artı F2. İki kaldırma kuvvetinin toplamı ağırlığa eşit. E kaldırma kuvvetlerinden bir tanesini sen artırırsan, yo mesela bak sağ üstte çizdiğim şekle bak. Bu 2D'ydi ya. Bunu 2D değil de 2,5D yaparsam bu cisim yukarı kalkar arkadaşlar. Yukarıdaki sıvıya uygulanan kaldırma kuvveti artacağı için cismi yukarı çeker biraz. Aşağıdaki sıvıdaki batan hacim azalmalıdır. Toplam kaldırma kuvveti sabit kalacak çünkü. Ağırlık kadar toplam kaldırma kuvveti. Anladınız mı dediğim şey? Yani gazı başka bir sıvı gibi düşünün. Gazın yoğunluğu artırılırsa, Allah'ım, Elif, içeriye gaz gönderiyorum. Gaz. Tanecik sayısı artıyor Elif. Yoğunluğu artmaz mı gazın? Tanecik sayısını artırıyorum Elif. Allah seni davul etsin Elif. Dinlemiyorsun beni Elif. Bakın. Dolayısıyla gazın yoğunluğu artarsa kaldırma kuvveti artacaktır aynı hacme. Dolayısıyla cisim biraz yukarı çıkacak. Buz biraz yukarı çıkacaktır. Hal böyle olunca H aşağı inecek, otomatik olarak X de aşağı inecektir. Meral, uçan balon nasıl uçuyor Meral? Uçan balon nasıl uçuyor? Havanın kaldırma kuvveti değil mi? Hava gaz değil mi? O zaman gazın kaldırma kuvveti yok mu Meral? Uçaklar nasıl uçuyor Meral? Havanın kaldırma kuvveti olmaz mı? Olur. Gazın da kaldırma kuvveti olur. Niye olmasın? Sorularda genelde ihmal ederler. Yazar adam. Mesela ÖSYM'nin sorularında parantez içinde yazar hep. Gazın kaldırma kuvveti ihmal edilmektedir diye. Anlaştık mı? Sebebi bu. Gazın kaldırma kuvveti ihmal edilmezse cisim yukarı kalkacaktır. Batan kısmı azalacaktır. O yüzden H ve X inecektir aşağıya. Buraya kadar problem var mı? Buraya kadar problem yok. Harika. Devam ediyorum. Gazın basıncı yine artıyor tanecik sayısı arttığı için. Bunda problem yok. Sebep çünkü o. Her şeyi başlatan sebep o. Peki geldik sıvının basıncına. Sıvı seviyesi azaldığı için sıvı basıncı düşecektir. Peki toplam basınç ne olacaktır? Soruyorum size. Şimdi P toplam, P sıvı artı P gazdı, unutmayın.
Dolayısıyla P gaz artıyor, P sıvı azalıyor. Bunun değişimi için bir şey söyleyemezsiniz. Yapamazsın. Soru işareti, her şey olabilir. Değişmez de olabilir. Artar da olabilir, azalır da olabilir. Bilemezsin Anlaştık mı? Hayır Elvan. Orada ben niyetim başkaydı Elvan. Harun yüzünden mi, Şahin yüzünden mi? Birine gıcıklıktan dolayı oldu. Yani normalde tahta da yapabilirdim. O buzu eriteceğimi sandı. Tamam, hadi öyle çözelim. Hadi beni izleyin. Harun değil mi? Hadi şey yapalım. Kapalı kap. Kapalı kap. Yani siz Harun'un al bakalım Serkan. Harun'un gazabına uğradınız arkadaşlar. İzle burayı. Bu bir balon. Balonun içinde X gazı var. Yukarıda Y gazı var. Tamam mı? Yukarıda Y gazı var. Esnek balon, esnek balon. Haklısın Fatma, onu söylemem lazımdı. Balon dedin mi? Yetmiyor. Doğru, haklısın. Esnek düşünmeye çalıştım da. Esnek balon. Şu ipteki gerilmeye T diyelim. İpteki gerilmeye T diyelim. Şu da bir sıvı. Ondan sonra cima. Şu seviyeye H diyelim. Yine buraya musluk yapalım. Bu sefer içeriden dışarıya pıs diye, o zaman içeriden dışarıya pıs diye gaz boşaltılıyor. Mesela sorum şu. Y gazının basıncı, X gazının basıncı, ipteki gerilme kuvveti, H, ondan sonra cima, A noktasındaki P sıvı, A noktasındaki P toplam. Bunlar nasıl değişir? Bakalım şimdi. Dışarıya gaz boşaltılıyor. P'ye azalacaktır. Kesin. P'ye kesin azalacaktır. O zaman bunun üzerine, balonun üzerine uygulanan gaz basıncı da azalacak. Dolayısıyla karşılığında iç basıncın da azalması için balon şişecek. X gazının basıncı azalacak. Karşılığında balon şişecek. Balon şiştiği zaman seviye artacak. Kaldırma kuvveti, batan hacim arttığı için kaldırma kuvveti artacak. O yüzden T artacak. Sıvı sütunu yükseldiği için sıvının toplam basıncı artacak. Anlaşıldı mı? Buraya kadar tamam mıyız? Peki, P toplama bakalım. P toplam şu demek. Y gazının basıncı artı sıvının basıncı demek. Soruyorum size. Sıvı basıncı arttı. Y gazının basıncı azaldı. Toplam basınç için bir şey söyleyemezsiniz. Soru işareti. Bir daha alıyorum Elif. Ha, şunu söyleyeyim. Gerçekte aslında mini minnacık bir değişiklik, sıvının yoğunluğu gazdan daha fazla olduğu için aslında sıvı basıncındaki artış Y'nin basıncındaki azalıştan daha büyüktür aslında. Tamam mı? Böyle küçük değişikliklerde yoğunluktan kaynaklı o da. Dolayısıyla aslında gerçekte dominant olan sıvının artışıdır. Dolayısıyla toplam basınç artar deriz gerçekte. Ama arkadaşlar şeyde onu sorgulamayın hiç. Bilemeyiz deyin geçin. Yani toplam tabii ki sütununa bakacaksınız. Sıvı yükseldiği için sütun şey yaptı. Siz söyleyin. Yükseldi, H arttı, şeyin basıncı arttı. PX nasıl azalır deriz kesin. Deriz Medine, iyi izle. Arkadaşlar beni çok iyi izleyin. Baştan alıyorum soruyu. Her şeyin başı. Bakın fizik nasıl işler? Daha doğrusu evren nasıl işler? Neden? Oradan sonuca geçersin.
Bu sonuç başka bir şeyin nedeni olabilir. Yeni bir sonuç doğurur. O sonuç başka bir şeyin nedeni olabilir. Yeni bir sonuç doğurur. Bu şekilde bak. Silsile şeklinde gidiyorum. Çok iyi izleyin. Her şeyin başı. Gazın boşaltılması. PY'yi azalttı. Bu kesin. Her şeyin sebebi bu. Bütün her şey bundan başlıyor. İlk olay bu. Otomatik olarak bakın. Sıvıyı aynı seviyeye kabul edin. Değişmediğini varsayalım. Bak sıvı varsayalım değişmiyor. Balonun da değişmediğini varsay. İyi de ama dış basıncı azaldı. O zaman balon kesinlikle hacmini artıracak. İç basıncını azaltmak için. Balonun hacmi arttığı için de kesinlikle balon içindeki gazın basıncı düşecek. Balon şiştiği için sıvıyı itekleyecek. Yukarıya doğru sıvı seviyesi artacak. Balon şiştiği için kaldırma kuvveti artacak. Kaldırma kuvveti arttığı için ip gerilmesi artacak. Aynen öyle Sibel. Sıvı seviyesi yükseldiği için HDG'den H büyüdüğü için sıvı basıncı artacak. Ama sıvı yükseldi, gaz basıncı azaldı P'ye. Bu ikisi için bir şey yapmaz diyebiliriz. Sizin yaptığınız şeyi anlıyorum ben. Bakın, takıldığınız şey şu, Medine. Takıldığınız şey şu. Diyorsunuz ki, evet, balon şişti. Ama sıvı seviyesi yükseldiği için de sıvı daha çok basıyor bu sefer. Tekrar eski haline getirebilir mi diye bakıyorsunuz siz. Hatanız o. Doğru mudur? Öyle olmaz. Neden? Tekrar eski haline geliyorsa başlangıçtaki Y gazının basıncının azalması nereye gitti? Yani bir sonuç kendisini değiştiren sebebi ortadan kaldıramaz. Tekrar ediyorum bakın cümleme iyi bakın. Bir sonuç kendisini doğuran sebebi nedeni ortadan kaldıramaz. O balonun şişmesi, sıvının yükselmesi hep sonuçlar. Bu sonuç Y gazındaki basınç azalması sebebini ortadan kaldıramaz. Yoksa sistemde hiçbir şey. O zaman o değişiklik kısır döngüye giriyorsun. O değişikliği nerede göstereceksin? Anladınız mı? Kasım, toplam ağırlığa bakmıyoruz. Kasım, kabın zemine yaptığı basınçtan bahsetmiyoruz ki biz. Sıvının kap tabanına yaptığı basınçtan bahsediyoruz Kasım. Bambaşka bir şey diyorsun sen. Ağırlıkla ne işimiz var orada? Tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın. Bir sonuç kendisini doğuran sebebi nötrleyecek bir şey yaratamaz. Aynen böyle Ali. Mantık bu. Sebep sonuç ilişkisi içinde gidersiniz. Ama bir sonuç sebebi ortadan kaldıramaz hiçbir zaman. Yani evrenin neden sonuç ilişkisi içinde işlemesine şey yapıyorsunuz. Aykırı düşünüyorsunuz o zaman siz. Evet. Örnek sorulara geçmeden önce bir ara daha vereyim arkadaşlar. Örnek sorulara öyle geçeyim. Anlaşıldı mı? Bir ara daha vereyim örnek sorulara öyle geçeyim. Kaç tane örnek var? Bir bakayım şuradan. 3 6 8 herhalde başka da yok. Zaten bir sürü de ben çözdüm. Allah bereket versin. Hadi görüşürüz birazdan. Kısa bir ara çok uzun değil. Çikolata yiyecekler, çikolatalarını yesinler de gelsinler, tamam mı? Dersi beklemem çikolata için. Tamam mı? Buse duydun mu? Buse. Hadi görüşürüz.